istedim seni. Geç kaldın Hüseyin. İş bulabildin mi bari? Konsolun üstündeki tepsiyi getiriver bana. Biraz evvel Zehra teyze gönderdi kızınla. O da olmasa. Sen bu kadar az yemek yiyemezsin. Benim gibi değilsin ki. Çocuk emziriyorsun. Ya sütün kesilirse? Allah aşkına sus Hüseyin. Zaten düşüne düşüne aklım başımdan gidecek bir gün. Yavrumu hatırlatıp beni daha fazla korkutma. Üzülme Zuhal. Seni üzmem doğru değil biliyorum. Ama elimde değil. Bu halimize baktıkça sinirlerim bozuluyor. Böyle kollarımı kavuşturup aciz bir halde kalmak beni öyle üzüyor ki kendimden iğreniyorum. Bunda senin ne suçun var Hüseyin? Ben görmüyor muyum? Sizin atölye kapandı kapanalı, el alemin odununu mu kesmedin, hamallık mı yapmadın? 3-5 kuruş kazanayım diye deli divane oldun. Sende suç yok ki. Evladımız için gidinip duruyorsun. Ne güzel oynuyorsun. Hüseyin, götür çocuğu. Göğüslerinde süt var. Hüseyin. Gülüm benim. Zavallı kocacığım. Keşke biraz evvel çıkışmasaydım sana. Çocuğu alıp gelip geçenin merhametini uyandırmak için. Zavallı Hüseyin. O kadar haysiyeti ve mağrur olan kocam benim yüzümden bu hallere mi gelecekti? Karım, uyandığım vakit gülü bulamayınca kim bilir ne acı çekeceksin. Seni evladından ayırdığım için beni affet. Hem karımın hem de kızımın gözlerimin önünde ölmelerini istemiyorum. Onun için zavallı yavrumuzu cami avlusuna, insan oğullarının merhametine bırakacağım. Beni affet karıcığım. Bu alçaklıktır Hüseyin. Evladını benden ayırmaya ne hakkın var senin? Gülüm benim. Hüseyin, gülüm, ver yavrumu bana. Ah, bu kim Hüseyin? Tam evladımızı bir köşeye bırakmak kararını vermiştim ki birkaç adım ötede soğuktan donmak üzere bu yavrucağı buldum. Bu durumda kendi yavrumuzu da bırakamazdım ya oraya. O ikisini de kucaklayıp evin yolunu tuttum. Kısmete bak Zuhal. Oraya biricik evladım gülü bana ağır geldi diye bırakmaya gitmişken iki yavruyla geri döndüm. İyi bir iş yaptın. Allah istedi ki böyle oldu. Öteki yavrucak da kısmetini alacak. Ver onu bana. Kundak çok fazla sıkılmış. Çocuğun canı yanıyor belki de. Onu öyle ol. Bir kenar para. Bir de kağıt parçası. Evet, kağıdın üzerinde beni bulan merhametli insana diye yazıyor. Kulağı sensin. Aç içindekini de okuyalım. Adım Sevgi'dir, beni seviniz. Sevmez olur muyuz bu meleği? Onun gelişiyle bütün acılarımız sona erdi. Zengin olduk artık. Onu da evlat gibi bağrımıza basarız. Gülümüzün kardeşi olur. Burada ikiniz de rahat rahat yatarsınız. İkinizin de annesiyim artık. Madem ki Allah sizleri birleştirdi, ikinizi de şefkatimden ayırmam. Benim küçük meleklerim. Ne oldun karıcığım? Aklıma şu yavrunun anası geldi. Zavallı kadın. Yavrusunu caminin avlusuna bıraktığı şu saatlerde kim bilir ne kadar üzüntülüdür. Zannetme, çocuğun koynuna para bıraktıklarına göre zengin insanlar bunlar. Zenginlik ananın ıstırabını dindirmez. Bunun altında mühim bir sır olmalı. Vakti gelince bu sırrı çözmeye çabalarız karıcı. Yarın da ilk işimiz burasını terk edip doğduğum yere İzmit'e gitmek olsun. Sen nasıl istersen. Hadi şimdi koş bir şeyler alıp getiriver. Bak bu akşam misafirimiz de var. Canım.
tamam mı dedi? Tamam kızım, şansımız varmış. Fakir ve insanların eline düştü. Benim değil, biricik yavrumun şansı varmış. Beni affet Şevket. Mecburdum böyle hareket etmeye. Bu evdeki hatıralarını ömrümce devam ettireceğim. Hiçbir şey değişmeyecek bu evde dedi. Babamdan habersiz, yavrum sevdiği dünyayı getirmek için buradan, ana kucağından uzak ıssız yerlerde tam bir sene yaşadık. Şevket öldükten sonra da hayat benim için manasızlaştı zaten. Şöyle olunca boşuna lalem. Minicik sevgim benim. Acaba kader bize daha neler gösterecek? Biliyor musun lalem? Baban çocuğu bulsaydı kim bilir ne yapardı? Hayır, bilmeyecek. Ne o ne de başkası. Madem ki baban öyle istiyor, Rifat Bey'in hanımı olacak, kızımı da her türlü tehlikeden uzak yaşatacağım. Başka çare de yok zaten. Bu işte senin yardımına güveniyorum dadıcığım. Uyurma artık kızım. Biliyorsun yakında nişanlanacaksın. Bu üzüntüm hiç bitmeyecek dadı. Bundan sonra en büyük arzum kızımı öpüp bağrıma basmak olacak. Çocukları olan yaşlıca bir adam olacaktı. Zayıf, orta boylu. Şimdi anladım. Hüseyin Efendi'yi soruyorsunuz. Taşındılar burada. Taşındılar mı? Nereye gittiler acaba? Gittikleri yeri bilmiyoruz kızım. Birkaç eşyaları vardı zaten. Sattılar onları da. Zannedersem İstanbul'dan ayrıldılar. Çok teşekkür ederiz. Gidelim küçük hanımcığım. Güle güle. Ben iyi bir anne değilim yavrularım. Babanız öldükten sonra sizi çalıştırmamalıydım. Böyle konuşarak bizi kırıyorsun anneciğim. Biz hayatımızdan öyle memnunuz ki. Hadi artık bırakın işi, uyumanız lazım. Biraz daha müsaade et anneciğim. Şu elimdeki işi bitireyim. Olmaz, vakit geç oldu, lambayı söndürüyoruz. Bize biraz daha müsaade et. Sonra gelir seni öper ve yatarız. Sevgi. Ne var canım? Sende bir şey var. Benden saklıyorsun. Benim sizden saklamam olabilir. Hayır sevgi, beni aldatamazsın. Günlerdir seni kolluyorum. Nasıl daldığını, zaman zaman nasıl gözlerini uğuşturduğunu ve bağırmamak için kendini nasıl zor zapt ettiğini biliyorum. Benden saklama kardeşim. Eğer benden saklarsan çok üzülürüm. Demek beni sevmiyorsun. Sus, böyle konuşma kardeşim. Seni nasıl sevmem ben? Öyleyse neden saklıyorsun? Beni zaman zaman çıldırtacak kadar üzen şey nedir biliyor musun Gül? Gözlerim görmemeye başladı. Galiba ben kör oluyorum. Ne dedin? Kör mü oluyorsun? Aman Allah'ım. Senin bunları duymanı istemiyordum anneciğim. Hiç duymanı istemiyordum. Doğru mu anlattıkların sevgi? Beni affet anneciğim. Seni üzdüm. Beni affet. Zavallı kızım. Senin affedilecek ne var ki? Bütün suç bende. Sana dikiş diktirip gözlerini mahveden ben değil miyim? Ah akılsız kadın. Bu iş bu körpü yavrucağa yaptırılır mı? Merak etme anne. Durum senin zannettiğin kadar mühim değil. Baksana ikinizi de görüyorum. Daha bir diyeceğim var mı? Sevgi doğru söylüyor anne. Zaman zaman gözlerine zafiyet geliyorsa bile geçicidir bu. İyileşecek, bak göreceksin. Hadi öp bizi de, üzülme artık. Peki nasıl oldu bu iş? Ne zaman başladı? Bilmiyorum anneciğim.
Hiç ummadığım bir anda gözlerim bulutlanmaya başlıyor. Etrafımdaki insanları hayal gibi görüyorum. Niye bana bunu anlatmadın? Sen üzülme yavrum. Bu bir hastalıksa herhalde tedavisi olacaktır. Yarından fizyok, hemen doktora gideceğiz. Anneciğim, ne kadar iyisin sen. Doktor ne derse desin, bundan sonra sizin çalışmanızı katiyen istemiyorum. Anneciğim. Ne diyorsunuz doktor? Merak edilecek bir şey var mı? Görüşüme nazaran bu genç bayan tamamen kör değildir. Lakin hiç vakit kaybetmemek ve derhal tedaviye başlamak lazım. Gözlerim iyileşecek mi yoksa? İnşallah. İhtimal var. İş görüyorsunuz değil mi evladım? Bazı gözleriniz görmez olduğu halde bile çalışabiliyorsunuz değil mi? Ne diyorsunuz doktor? Sanki mükemmelen görüyormuş gibi çalışıyor yavrucuğum. Ellerini de istediği gibi kullanıyor. Görmeden yolunuzu da mükemmelen bulabileceğinize eminim. Evet doktor. Herkesi sesinden tanıyorum. Hatta tek sesini duymaya alışık olmadığım kimseleri bile. Benim yüzümden hastalandınız anne. Bana çok üzüldüğünüz için hastalandınız. Yanıma gelseydin. Buraya gel kızım. Benden artık ümit yok kızım. İstanbul'daki dayımızdan yakında bir mektup gelir zannediyorum. Gül, ben öldükten sonra ilk işimiz İstanbul'a gidip dayımızı bulmak olacak. Kardeşinin gözlerinin açılması için elimden gelen her fedakarlığı yapacağına söz ver bana. Söz veriyorum anneciğim. Zavallı kızım benim. Senin durumuna çok üzülüyorum. Genç yaşta görmemek çok acı. Yanılıyorsunuz anne. Benim hayatımda hiçbir değişiklik olmadı ki. Gene senin ve kardeşimin yanındayım. Gerçi sizleri artık göremiyorum ama kalbim görüyor. Yüzleriniz kalbime öylesine yazılı ki bir daha silinmesine imkan yok. Yavrularım benim. Tam 18 senedir buralara gelir. Allah razı olsun, hepimize yardım eder. Söylendiğine göre kızını kaybetmiş, onu arıyormuş. İnşallah bulur. Nasılsınız? Hoş geldiniz hanım. Hoş bulduk. Nasılsınız? Hepiniz iyi misiniz? Çok iyi. Alın şunu. Siz de. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sizden de olsun. Allah razı olsun. Ne kadar iyisiniz. Maalesef çok geç kaldık. Gül, kardeşini sana emanet ediyorum. İyileşmesi için elinden gelen her fedakarlığı yapman lazım. Bunu senden istiyorum. Dayınızı 3 gün sonra kalkacak olan İstanbul otobüsünü Kadıköy'de karşılayacak. İstanbul'a gideceksiniz. Söz veriyorum anneciğim, kardeşini koruyacağım. Ben İstanbul'a gitmek istemiyorum anneciğim. Senin iyileşmeni istiyorum ben. Sen iyileşti, ben hayatımın sonuna kadar görürüm. Razıyım anneciğim. Benim iyileşmeme imkan yok kızım. Ben sizden sadece benim için dua etmenizi istiyorum. Yavrum. Bu üzüntü beni mahvedecek dadı. Tam 18 sene geçtiği halde ondan bir haber dahi alamadım. Umudunuzu kırmayın hanımcığım, inşallah buluruz. Bu üzüntünün ne olduğunu anlayamazsın. Anlayamazsın. Ah,
artık gözyaşlarını da ağlamayı bırak. Beyefendi geldi. Seni ağlar görürse üzülür. Hoş geldiniz beyefendiciğim. Nasılsın karışım? Doğrusunu istersen pek iyi değilim Mithat. Ne var canım? Bir şey değil, üşüttüm herhalde. Yine yalan söyleme, ağlamışsın sen. Benden hakikati saklama Nalan. Tam 18 senedir senin gizli bir hisle üzüldüğünü biliyorum. Bütün üzüntüm senin mesut olmaman. Bunu biliyorsun Nalan. Senin mesut olman için her şeyi yapmaya hazırım. Üzüntülerinin sebebini anlat bana. Artık mesut ol sevgilim. Yanılıyorsun Mithat. Ben çok mesutum. Bir derdim olsa bile senin yanında teselli bulurum. Çok iyi bir insansın. Seni çok seviyorum. Hayrola dadı? Ozan Bey geldi. Buyurun küçük bey, buyurun. Hoş geldin Dilip. Hoş bulduk enişte. Nasılsın halacığım? Seni gördüm daha iyi oldum yavrum. Dersler nasıl delikanlı? Çalışıyorum, iyi gidiyor. Ya çapkınlıklar? Senin hakkında gene şikayetler gelmeye başladı. İftira ediyorlar enişte. Yoo, ben gençlik çılgınlıklarının ne demek olduğunu bilirim. Bu bakımdan nelere göz yummak gerektiğinin de farkındayım. Fakat hududu aşmamak şartıyla. Mesela senin şu ahbap yok mu? Kim enişte? Hüsnü canım. Hiç hoşuma gitmiyor benim. Ondan ahbaplığı kessem fena olmayacak. Neden? Sefil bir hayatı var. Üstelik de kendini mahvediyor. Eğleniyor enişte. Babasından iyi bir miras kaldı. Ailesinin şerefini lekeliyor. Madem ki iyi bir miras kaldı, bu hayatından vazgeçip evlenmeye baksın. Yoo, öyle gülme. Ben de senin için aynı fikirdeyim. Demek beni de başka gözetmeye karar verdiniz enişte. Peki kiminle evleniyoruz bakalım? Henüz bu hususta bir kararımız yok. Fakat sana şöyle zengin bir kız bulacağız elbet. Ve tabii bulacağınız bayanı da ben ancak nikah kıyılırken tanıyacağım diyeyim. Eğer bu fikrinizle sahiden ısrar ederseniz bir bekar olarak kalacağımdan korkarım enişte. Halacığım, enişten bu fikrinde sakın ısrar etmesin. Ben ne adının ne de parasının hatırı için kız alırım. Bir gün evlenmeyi düşünürsem, fakir veya zengin sadece gönlümün sevdiğiyle evleneceğim. Benzinci, benzinci. Buyurun efendim. Şu arabaya baksanıza. Başlayın efendim. Uzun yoldan geliyoruz. Ne şeker şey bu böyle? Şu saçlara, şu gözlere bak. Neden durduk şoför efendi? Burada yarım saat kalacağız küçük hanım. Şöyle biraz ayaklarımın uyuşukluğunu gidereyim sevgi. Şimdi gelirim. Geç kalma abla. Teşekkür ederim. Rica ederim küçük hanım. Ben size teşekkür ederim. O güzel, o mini mini elinizi avucunda tutmak fırsatını bahşettiniz bana. Küçük hanım. Galiba mendilinizi düşürdünüz. Zahmet ettiniz, teşekkür ederim. Şu otobüsler ne berbat şeylerdir değil mi? Bilakis ben de kız kardeşim de pek rahat ettik. Şüphesiz. Ben de onu diyecektim. Hele insanın yanında kız kardeşi olursa elbette rahat eder. Fakat yanında başkaları da olursa... Başka kimseniz yok. İstanbul'a kadar yol bir hayli uzundur. İstanbul'a diyorum ama belki de oraya gitmiyorsunuz. Oraya gidiyoruz beyefendi. İstanbul'da ahbaplarınız, akrabalarınız olmalı. Dayınız var. İhtiyar bir adamla karısı. Onlarda kalacağız.
İstanbul gibi kalabalık bir yerde size yardım edemezsem çok üzülürüm küçük hanım. Müsaade ederseniz uşağımı göndereyim, eşyalarınızı indirmek ve sizi gideceğiniz yere kadar götürmek suretiyle yardım etsin. Yolcular yerlerine. Teşekkür ederim efendim. Fakat bu tahminleriniz isabetsiz oluyor. Çünkü bizi dayınız karşılayacak. Benimle Ahmet. Biraz önce kiminle konuştuğumu gördün değil mi? Evet. Bir ara gözüm kaydı. Güzel ve latif bir hanımla. Bırak geveseliği, onu bir daha görsen tanır mısın? Şüphesiz. 100 tane genç kız içinde onu bulurum. Yeter ki seni iste. Her seferinde bana hizmet etmekten büyük bir zevk duyduğunu söylerdin. Hadi bakalım göster kendini. Emredersin. Küçük hanımın ismini biliyor musun? Hayır. Kardeşiyle İstanbul'a gidiyor. Kendilerini İstanbul'da dayıları karşılayacakmış. Bütün bildiklerim bundan ibaret. Bak, ne yapıp yapıp kızı bu gece köşke getireceksin. Bu gece partide iyice eğlenmeliyiz. Tamam mı? Tamam. Merhaba. Merhaba. Galiba siz İzmit'ten gelecek olan otobüsü bekliyorsunuz. Evet. Buyurun. Öyleyse burada bir hayli bekleyeceğiz beyefendi. Otobüs saat 4'ten evvel gelmeyecek. Kim söyledi? Demin yazıhanede konuşulurken duydum. Yolda bir arıza yapmış, bu yüzden 2 saat gecikecekmiş. Kızlar ne kadar heyecanlanmıştır kim bilir. Sizin yolcular genç kız demek. Ya beyefendi, 17-18 yaşlarında iki yetim kızcağız. Yeğenlerim. Yeğenlerimizle tanışıklığınız yok mu? Tanımayı bırakın, birbirimizi hiç görmedik bile. Otobüsün de bozulacağı gün tuttu. 2 saat şimdi ben burada ne yaparım? Ben de onu düşünüyordum. Hatta eve gitmeyi bile düşündüm. Belki siz gidersiniz ama ben gidemem. Eve elim boş dönersem karım açar ağzını yumar gözünü. En iyisi şuracıkta bir yere oturup bir kahve veya bir bardak şarap içmek. Hay Allah sizden razı olsun. Şarabı çok mu seversiniz? Sever misiniz ne demek? Bayılırım. Öyleyse ne gidiyoruz? Şuracıkta bir yere gidelim. Ya bu arada otobüs gelirse? Canım o bir şey mi? Garsonun eline birkaç kuruş verdik mi bize haber ver. Hadi yürüyün canım. Buyurun. Buyurun şöyle. Güzel değil mi? Bana bak delikanlı. Buyurun Hasan. Bize şöyle bir şişe şarap getir. Baş nefes. Tamam. Sonra İzmit otobüsünün geldiğini de bildirirsen seni memnun ederiz. Biz merak etmeyiz. Şu haline bak. Sürünüp duruyorsun. Hı. Halbuki ufakken benden ne güzel dilenirdin. Bırak bunları anne.
Allah'a şükür büyüdüm de dilenciliğin ne haysiyetsiz ne şerefsiz bir iş olduğunu anladım. Yumurtladığın laflara bak elinin körü. Senin ne yaptığın benim umurumda değil. Getirdiğin para ne ki? Senin yüzünden sürünüyorum. Tabii eline geçeni meyhaneye erdiysin, kadınlara yedirsin diye oğluna verirsen böyle olur. Senden para alacağına biraz da o çalışsın. O da benim gibi namusuyla hayatını kazansın. Bak abin geliyor. Toparlan da sinirlenmesin. Hepiniz benden içeceksiniz arkadaşlar. Bugün bendensiniz. Ne kadar içebilirseniz için. Bugün yüklüsün galiba. Onun gibi bir şey. Necla'dan sızdırdım. Kimmiş o? Güzel bir kız var da. Dünyalığı bol demek. Yok canım, getir, ben öyle istiyorum dedim, getirdi. Aslan evladım benim. Senin bir sözünü iki eden mi olurmuş? Elbet getirecek. Tıpkı babansın vallahi. Tabii anne, armut dibine düşecek. Az kaldı unutuyordum. Bugün cumartesi. Getirin bakalım haftalıkları. Uçlan bakalım paraları. Vereyim de bu serserilere içki içirsin değil mi? Bütün para bu mu? 10 liradan biraz fazla. Bu mu güzel dediğin iş? Ben sana yakında bir iş öğreteceğim, göreceksin. Ne yapayım anne, bu kadar kazanabildim. Ben bile 30 liradan fazla getiriyorum da sen erkekliğinden utanmıyorsun. Hadi bakalım anne, sen de gelme yani. Murat, sen de geleceksin. Yok, ben gelmem. İçki dokunuyor bana. Sen de adam mısın be? Ben senin yerinde olsam kendimi denize atardım valla. Bir bileciliktir tutturmuşsun. Şu boya posa, şu topal bacağa bak. İnsan demeye bir şahit ister. Hadi gidelim. Baktıkça midem bulamıyor şu herif. İstediğiniz kadar için çocuklar. Yürü bakalım dünyadaki annelerin en güzeli. Hoş gelmişsiniz. İzmit'ten bir kapı kastı geldi bey. Geldi mi? Evet beyim. Yolcular indi mi? Evet. Arkadaş mı olasak? Kendisini rahatsız etmeyin. Her akşam üzeri bu saatlerde kestirmek adettir. Ben karizmam beyim, istediği kadar kestirsin. Neden korkuyorsun Sevgi? Ya dayımız hiç gelmişse? Öyle şey olur mu hiç? Aklına neler geliyor senin? Bak ben korkuyor muyum? Korkmuyorsun ama adreslerini de bilmiyoruz. Bilmenize lüzum yok ki. Nasıl olsa bizi kendisi karşılayacak. İnsan İstanbul ne güzel yer Sevgi. Öyle büyük şehir ki. Sen görebildiğin için ne mesutsun. Bana gördüklerini anlat kardeşim. Şimdi biz neredeyiz? Burası Kadıköy Sevgi, güzel bir yer. Karşıda denizin ötesinde İstanbul bütün haşmetiyle yükseliyor. İşte camiler. Camiler mi? Sultanahmet Camii'de görünüyor mu? Evet. Babam beni orada bulmuştu. Eğer babam olmasaymış, ben soğuktan, açlıktan ölecekmişim. Keşke ölüp gitseydim. Hiç olmazsa böyle kör kalmazdım. Kuz Sevgi. Neşeli başladığımız bu seyahatin sonunda beni kederlendirme. Bütün rüyalarımız hakikat olacak. İstanbul benim biricik sevgimin gözlerine eski güzelliğini ve eski parlaklığını verecek. Göreceksin. İnşallah. Dayımız geliyor galiba Sevgi.
Affedersiniz hanımlar. Zannımca ben sizleri arıyorum. Ali Bey isminde birini bekliyorsunuz değil mi? Evet. Beklediğiniz Ali Bey benim. Doğrusu bu kadar geciktiğim için affınızı dilerim. Biz de korkmaya başlamıştık. Benim bunda suçum yok küçük hanımlar. İnsan İstanbul'un öbür ucunda oturursa... Nasıl öbür ucunda? Anneme gönderdiğiniz mektuplarda Kadıköy'de oturduğunuz yazılıydı. Orası doğru, haklısınız. Son zamana kadar hemen şuracıkta oturuyorduk ama dün taşındık. Dün taşındınız demek, çok tuhaf. Neden tuhaf olsun? İzmit'te evden taşınmak sık sık görülen bir şey değildir ama İstanbul'da bu Allah'ın her günü olur. Şimdi koluma girin de beraberce şurada duran arabaya binelim. Sizinle beraber gelelim ama acaba siz sahiden dayımız mısınız? Ama rica ederim. Yoksa benden şüphe mi ediyorsunuz? Kızım sevgisiz de az kuşkulu değilmişsiniz. Sanki sahici kardeşmişsiniz gibi birbirinize titriyorsunuz. Baksana bizi çok iyi tanıyor. Tanımaz olur muyum küçük hanım? Karımla ben sizi daha görmeden evlat gibi sevmeye başladık. Allah'a şükür ki dünyada iyi insanlar var. Vakit de gecikiyor, yengeniz merak etmiştir. Artık vakit kaybetmeyelim. Yoksa benden hala şüphe mi ediyorsunuz? Size kim olduğumu ispat etmek mi lazım? Şurada bir şoför var. İsterseniz ona soralım. Beni iyi tanır. Beni bırakma sevgi. Benden uzaklaşma sakın. Deli mi şimdi? Seni bırakır mıyım hiç? Bu ne demek oluyor? Lüzumundan fazla vakit kaybettik. Girin koluma da hemen yola çıkalım. Bizle nasıl konuşuyorsunuz? Canımın istediği gibi konuşurum ben. Fazla uzattık bu işi. Hadi bakalım. Kuafim beni! Gül! Kardeşim buradasın! Dikkat etsene. İnsanın başını zorla belaya sokarsınız. Hayatımı kurtaran insanın ismini öğrenebilir miyim? Hayır. Gitmedim, buradayım. Size... Fakat bana teşekkür etmenize lüzum yok. Benim yerimde kim olsa aynı şeyi yapardı. Allah'ım. Ben şimdi ne yapacağım? Size yardım edebilir miyim? Size çok inandım efendim. İçimden bir ses sizin iyi kalpli ve dürüst bir insan olduğunuzu söylüyor bana. Beni bu felaketimde yalnız bırakmayacaksınız değil mi? Neden beni bıraktınız? Bir şey mi var? Hey, ne yapıyorsun buralarda? Zavallı kızım, niye böyle titriyorsun bakayım? Az kalsın taksi izliyordu da. Vah vah, ne zaman oldu bu iş? Bu bey beni kurtarmasaydı az daha ölecektim. Bu bey mi? Bizim Murat mı? Sen mi yaptın bu işi? Bayanı sen mi kurtardın? Artık korkmayın, tehlike filan yok. Ne olur benim yanımdan ayrılmayın. Akşam olmak üzere, bu saatlerde yalnız gezilir mi hiç? Ben yalnız değilim ki. Yanımda kız kardeşim var. Kız kardeşin mi? Nerede şimdi? Kaçırdılar. Kaçırdılar mı? Ağlama kızım, buluruz kardeşini. Tabii büyüktü değil mi? O da benim gibi 18 yaşında. Sana öyle gelmiştir. Belki kaçırmamışlardır. Hemen gidip annenize babanıza haber verelim, olmaz mı? 40 yılda bir doğru laf ettin, hadi hemen gidiverelim. Kimsemiz yok bizim. Nasıl yok, İstanbul'da değiller mi? Öldüler, biz yetimiz hanımefendi. Canım burada anneniz yoksa bile bir akrabanız vardır herhalde. İstanbul'a geleli henüz bir saat bile olmadı. Burada hiçbir ahbabımız yok. Peki kardeşinizi götürenler kimlerdi acaba? Kibar insanlar mıydı yoksa serseri mi? Nereden bileyim? Elbiselerinden belli olurdu kızım. Ama ben göremem ki. Ben amayım hanımefendi. Nasıl ama mısın? Amaymış. Ne güzel kız değil mi anne?
Hem de nasıl şeker gibi maşallah. Hadi git de tezgahı sırla. Ben yavrucağa yardım ederim. Tezgahımı alıyorum ama kız kardeşini bulması için ona yardım edeceğiz değil mi anne? Orası bana ait. Ben yapacağımı bilirim. Bana yardım edeceksiniz değil mi? Elbette kızım, üzülme artık. Allah sizden razı olsun. Bana yapacağınız iyilik Allah'ın indinde de makbuldü. Sen zaten kimseye fenalığı dokunmayan bir anayım evladım. Kaçırılan kardeşini buluncaya kadar seni evimde misafir ederek sevaba girmek isterim. Benim gibi hiç tanımadığınız bir kıza yardım ettiniz. Size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Hadi artık gidelim. Hadi Murat, sen de arkamızdan gel. Oğlumdur, zanaat sahibidir. Sabahtan akşama kadar anacığına 3-5 kuruş getirmek için çalışır. Benim sizi kurtardı ya. Demek hayatımı ona borçluyum. Beni kurtarmaya kalkarken kendi canını tehlikeye atmış olmasını hiçbir zaman unutamayacağım. Canım, benim Murat dokuz canlıdır. Ona hiçbir şey olmaz. Ahmet yok mu? Çağırmadı mı yoksa onu? Çağırmaz olur muymuş? Birazdan burada olacak. Hem de yalnız değil. Kimle? Geldiği zaman görürsünüz. Anlatması uzun sürer. Müjde! Zafer bizde Hüsnü. Dile benden ne dilersin? Ben sadece vadini isterim. Orası kolay. Söyle buraya gelsin. Kendisinin gelmesine imkan yok. Ancak taşıyabiliriz arkadaşlar. Razı olmadı, zor kullanmaya mecbur kaldım. Bağıracaktı, buna mani olmak için zorla uyku ilacı içirdim. Neredeyse şimdi uyanır. Onu buraya getir. Dostlarım, size bir sürprizden bahsetmiştim ya. Şimdi onun uyanmasını seyredeceğiz. Bakın papuçkada. Her ayaklarının büyüklüğü nedir öyle? Ne oldu, çok bayağı bir hali var. Merak etmiyor musun Özden? Gel biz de gidip bakalım. Galiba Hüsnü'nün şişirdiği kadar değil. Baksana elleriyle ayakları pek büyükmüş. Halinde de taşralık varmış. Bilakis ufacık elleri, mini mini ayakları ve hanımefendiler kadar zarif bir hali olduğu belli. Nereden anladın? Kadınların tenkitlerine baksana. Kıskançlıklarından deli olacaklar. Kusuru icadına uğraştıkları besbelli. Gel bakalım Tuna, nasıl uyanacak? Nasıl uyanacağı aşikar. Şimdiye kadar böylelerini az mı gördük? Önce sızlanarak anneciğim anneciğim diye gözyaşları dökecek. Sonra da bir iki kadeh içkiyle en neşelimiz olacak. Aman yarabbi, neredeyim ben? Siz, demek beni siz kaçırdınız. Demek evinizdeyim. Evet küçük hanım, yabancı yerde değilsiniz. Sizi bir daha görmek ve aşkımı duyurmak için başka türlü hareket etmek çaresini bulamadım. Beni derhal almış olduğunuz yere bırakın. Şimdi kız kardeşim beni orada bekliyor. Heyecan ve korkudan ölüm titremeleri geçiriyordu. Hadi emir verin de beni oraya götürsünler. Hadi diyorum size. Niye susuyorsunuz? Buradan gideceğimi bir daha mı söyleyeyim? Seni hemen bırakacağımı mı sandın şekerim? Buraya girerim, kolay kolay çıkamayacağını herkes bilir.
Bana kurmuş olduğunuz iğrenç tuzağı şimdi kavruyorum. Bir kızın zoruna kaçırmanın ne kadar müthiş bir şey olduğunu biliyor musunuz? Kanun sizi bırakır mı sanıyorsunuz? Kafir derecede ayıp şeyler bunlar. Fakat siz bundan daha korkuncunu yaptınız. Siz kız kardeşin elinden dünyadaki tek dayanağını, kendisine yol gösteren tek varlığını aldınız. O biçare bensiz bir şey yapmak değil, bir adım bile atamaz. Kız kardeşim kördür efendiler. Evet efendiler, kız kardeşim kördür. Biz İstanbul'a ilk defa geliyoruz. Ne o ne de ben burada hiç kimseyi tanımayız. Görüyor musunuz şimdi ne oldu? Biçare kız parasız, yardımsız, her türlü tehlikeye karşı himayesiz. Mütemadiyen arabalar geçen bir cadde üzerinde kaldı. Ve bu halde kalan kızcağız üstelik de kördür efendiler. Duyuyor musunuz? Kördür diyorum. Üzülmeyin. Şimdi adamlarıma emir veririm. Kardeşinizi de buraya getirirler. O da buraya gelsin öyle mi? Bir kızı lekeleyeceğiniz yerde ikisini birden lekelemek, bir taşla iki kuş vurmak istiyorsunuz. Şu hale bakın. Bir tek kişi çıkıp yaptığınızın kötü olduğunu söylemiyor. Buradaki sarhoş sürüsü içinde hakikaten asil bir kana sahip olan tek kişi yok demek. Yanılıyorsunuz cicim. Buradakilerin hepsi efendidir. O halde işlerinde şeref, haysiyet sahibi bir erkek yok. Var. Şu elimi tutun küçük hanım. Korkmayın bu bir erkek elidir. Tutun da buradan gidelim. Allah sizden razı olsun. Çok teşekkür ederim. Affedersin ama özden burası benim evim. Ve ben gitmenize razı değilim. Şaka ediyorsun herhalde. Bu kadar da fazla. Birkaç dakikadır uşaklar gibi hareket ettiğinin farkında değilsin herhalde. Uşak senin gibi hareket eder üstü. Ben öyle uşaklara söz bile söylemem. Ancak sopa çekerim. Eğlencenizi bozduğum için özür dilerim hanımlar beyler. Gelin küçük hanım, artık kardeşinizi arayabiliriz. Ben apartmanların alt katlarını severim. Zaten doktor da kalbime dokunur diye üst katlarda oturmamı men etti. Yürü, yatmalısın. Şuracıkta bir iskemlenin üstünde otururum. Dinlenmen lazım. Yoksa sabaha adım atacak halin kalmaz. Yatsam da uyuyamam ki. Sabaha kadar kardeşimi düşünürüm. Öyle şey olmaz. Kaybettinse bulursun elbet. Sahi bulur muyum? Elbette, uçmadı ya. Arayacağım onu. Tabii arayacaksın. Onu bulmak için çok gezmen lazım. Hadi artık fazla dırlanma da çık yukarıya yat. Annem doğru söylüyor. Yatıp dinlenmeniz lazım. Bırak konuşmayı da yardım et. Yukarıya çıkar onu. İşte yatağın da hazır. Dur bakayım, nedir senin boynunda bu asılı duran? Madalyonum, annem takmış. Ver onu, ben saklayayım, sen kaybedersin sonra. Sen ne dikiliyorsun burada, kız soyunurken de mi bakacaksın? Hadi çabuk çık buradan. Hadi. Hadi kızım, yatmalısın artık. Yarın çok yorulacaksın. Ne zamandan beri böyle şeyler giymiyordum. Şu atkı omuzlarımı ne güzel ısıtır. Ayıp değil mi anne? Bir çare kız soyulur mu? İşime karışıp da başımı belaya sokma benim. Sen el alemi acıyacağına anana acı biraz. Sırtım sıcak bir şey görmesin mi benim? Peki ama o kızcağız ne giyecek? Tavan arasındaki kırpıntılar nesine yetmez onun? Hem çalışan insanlar böyle şeyler giymez. Çalışacak mı dedin? Ne iş yapacak? Senin yapmak istemediğini. Yoksa onu dilendirecek misin anne? Ne zannettin? Hep ben mi çalışacağım? Bu bize Allah'ın bir lütfu.
Sen fazla dınlanıp durma. Tarıkçığım ne kadar sevinecek kim bilir. Üfle Mumu. Artık Tarık gelmez, biz de yatalım. Burada ışık görmemeleri lazım. Ne olur görürlerse? Elinin körü olur. Yukarıdaki kızı bulup da ninin nesi olduğunu anlarlarsa. Hadi söndür şu mumu. Bir. Bana mı Küçük Bey? Günaydın. Günaydın Küçük Bey. Enişteni sabahtan beri ateş püskürüyor. Dün gece olanları öğrenmiş. Kimden öğrenmişse. Şimdi sizi bekliyor. Kızcağızı benim sakladığımı duydu diye ne kadar korktuğumu bilemezsin. Bir uyandı mı? Uyanmak mı? Sabaha kadar ağlamaktan uyumadı ki yavrucağız. Onu bir teselli et dadı. Ben eniştemle görüşeceğim. Baş üstüne Küçük Bey. Dün akşam olanları duyduğum zaman yerin dibine geçtim. Aile şerefimiz, ismimiz mahvoldu. Bu kadar ani karar verme Mithat. İşin esasını öğrenirim. Sana anlattıkları yalan da olabilir. Özlerine itimat ettiğin insanlar anlattılar. Kim olduğu belirsiz bir kadın için bile kavga etmiş. Ben kararımı verdim zaten. Ne kararı? Özden'i evlendireceğim. Çok acele karar vermiyor musunuz enişte? Müsaadenle beni ilgilendiren konularda biraz söz sahibi olayım. Dün gece olan yüz kızartıcı hadiselerden sonra mı? Yüzünüzü kızartacak hiçbir hadise olmadı. Bilakis şerefinizi kurtardım. Ne söylersen söyle. Ben kararımı verdim. Fabrikatör Hurşit Bey'in kızı Hülya ile evleneceksin. Enişte, beni saygısızlıkla itham edeceksiniz biliyorum. Fakat evlenmek için karar vermiş değilim. Ailemiz için büyük bir şeref olacak. Böyle bir kısmeti nasıl reddedersin? Yanılıyorsunuz enişte. Hülya'nı değil, evlenmeyi reddediyorum. Bu kabalığım için beni affedin. Sert bir rüzgar esiyor galiba. Sorma doktor. Başımız dertte bu delikanlıyla. Beni çağırtmışsınız Nalan Hanım. Evet doktor. Bugünlerde kendimi pek iyi hissetmiyorum. İn oradan aşağıya. Tembel herif. Bu saatte ne işin var senin orada? Tezgahını alıp hala defolmadın mı? Ne sallanıp duruyorsun budala? Şimdi abin eve gelip de seni hala burada görürse karışmam. Anne, bu kızcağızın şey olduğunu unutma. Şey... Ne? Kör olduğunu mu demek istiyorsun? Hem o hem de namuslu bir kız anne. Çok konuştun sabah sabah. Hadi al tezgahını da defol şuradan. Bana akıl öğretme. Sen hala işe çıkmadın mı be? Yok abi. Ne haber dünyadaki annelerin en güzeli? Yavaş ol. Bizim kiracıyı mı yandıracaksın? Ne kiracısı? Dün geceden beri güzel bir misafirimiz var. Yavaş ol. Daha uyuyordur. Bakacaksan şöyle sessizce bak. Nasıl olsa gözüne çarpmaz. Neden? Benden daha yakışıklısını bulacak değil ya. Onu demedim aslan evladım. İki gözü amadır da. Öyleyse çıkıp bakmam bile. Hem ne diye bu sakatları evimize dolduruyorsun? Başka işimiz kalmadı mı artık? Dur Tarık, dur oturma evladım. Bayramlık elbiselerimi buruşturacaksın. Ya bunlar? Bunlar nasıl? Az buz değil ha. Hemen satalım be. Yok, o kadar acele etme. Pek sıkıntıda kaldığımız zamana saklayalım bunları. Yalnız daha mühim şeyler var.
Bu kızın ablasını kaçırmışlar. Burada da kimseleri yok. Senin anlayacağın, kızı ablasıyla karşılaştırmamak lazım. Çok yaman kadınsın vallahi. Toto da 13 tutturdun desene. Onu dilendireceksin değil mi? Ne sanıyorsun? Bülbüller gibi öttürüp dünyanın parasını kazanacağım. Tevekkeli değil, sana dünyadaki annelerin en güzeli dememişim. Ama yalnız güzel değil, akıllısın be. Bu kız da kim bilir ne yanık yanık söyleyecektir. İyi ötsün diye saka kuşlarının bile gözlerini kör ederlermiş. O işi bana bırak. Sen sabaha kadar gözünü kırpmamışa benziyorsun. Benim sedire uzan da uyumana bak. Ben de yukarı çıkıp saka kuşunu yoluna koyayım. Nasılsın kızım? Geceyi rahat geçirdin mi bari? Kardeşimi bulmam için sabaha kadar Allah'a yalvardım. Benim ağlamaya tahammülüm yoktur. Kocam öldüğünden beri yüreğim pek yufkalaştı. Siz çok iyi bir insansınız. Eğer kardeşimi bulursanız o da sizi mükafatsız bırakmaz. Bana verdiğiniz sözü tutacaksınız değil mi? Ne sözü? Ablanı arayacağımıza dair değil mi? Tabii canım, elbette. Yalnız onu bulmak kolay olmayacak. Malum İstanbul büyük yer. Sizinle gezerim ben. Her yerde kardeşime seslenirim. Bu benim elbisem değil. Değil tabii. Şimdilik giyesin diye benimkilerden verdim. Peki ama niye böyle yaptınız? Dün geceki hadiseden sonra etiğim boydan boya yırtılmıştı, ondan kızım. Şimdi onu dikmeye kalksam en az bir saat sürer. Ayakkabılarının topukları da kırılmış dün akşam. Hem bundan sonra çok yol yürüyeceğiz. Bu topuksuz ayakkabılarla daha rahat edersin. Hadi şimdi artık kardeşini aramaya gidelim. Bütün bu halde tıkladığından sonra size hak veriyorum Küçük Hanım. Yalnız beyefendi bu halden işi hiçbir zaman göstermeyecektir. Yani buradan gitmem mi lazım demek istiyorsunuz? Çok sağlıklı bir iş yaptığımı biliyorum. Buna rağmen bu müddet daha burada kalabilirsiniz. Yalnız bu odadan çıkmamak şartıyla. Gene mi ağlıyorsunuz? Ağlamayacağınıza dair söz vermiştiniz. Artık bana itimat etmeniz lazım. Er geç kardeşinizi bulacağım. Yoksa bana inanmıyor musunuz? Size inanıyorum. İnanmasam buraya gelir miydim? Yalnız kardeşimi bilmezsiniz siz. O bensiz hiçbir şey yapamaz. Sizi çok iyi anlıyorum. Peki Küçük Hanım burada ne kadar kalacak? Henüz ben de bilmiyorum dede. Herhalde kardeşini bulduktan sonra bir şeyler düşüneceğiz. Sakın aklına bir şey gelmesin dede. Onu kötü bir maksatla buraya getirdiğini zannetme, sana yemin ederim. Biliyorum Özden. Ben her şeyi öğrendim. Yalnız bana yardım edin de enişten bu durumu duymasın. Sonra uçumuzun burasını terk etmesi inşa edecek. Kardeşinizi bulacağım. Bana inanıyorsunuz değil mi? Bütün kalbimle. Bir şey mi söylediniz bana? Yo, yoruldum da kendi kendime mırıldanıyorum. Ben bu kadar dolaşamam kızım, romatizmalarım var. Burası bizim İstanbul'a ilk geldiğimiz yer. Nereden anladın? Ben hissederim efendim. Körüm ama hissederim. Otobüs yazıhanesinden ne dediler? Ne diyecekler? Kimse arayıp sormamış seni. Sahi mi söylüyorsun? Yalan söyleyecek değilim ya. Demek ki seni bulmaya pek meraklı değil. Hadi yürü. Nereye gidiyoruz? Biraz daha bekleyelim. Burada gece de kalacak değiliz ya. Hava da karardı artık. Hadi yürü. İşin bu kadar erken mi bitti? Evet anne. Tarık uyuyor mu? Yok, bilmem, içeride yok. Meyhaneye gitmiş olacak. Şu kızı tut da odasına çıkar. Ben Tarık'ı görüp geleceğim. Yanımdasın değil mi Murat? Yalnızız değil mi? Evet. Neden üzerimdeki yeni elbiseleri çıkarıp bana bu eskileri giydirdiler?
Murat'ı yalvardım, anlat bana Murat. Söylesene neden susuyorsun? Burada üzüntüden öleyim diye mi dün kurtardın beni? Eğer ben burada tehlikedeysem neden beni götürmüyorsun? Bak benim sana inancım çok büyük. Yalvarırım, yardım et bana. Yalvarırım, susma. Burada benim için kötü şeyler tasarlandığını biliyorsun. Daima korkak ve ürkek hissediyorum seni. Buna sebep ne? Bana emniyetin olduğuna teşekkür ederim. Sana doğrusunu söyleyeyim. Seni buraya getirmiş olan kadın ne merhametinden ne de sana iyilik yapmak istediğinden getirdi. Gel odana çıkartayım seni. Yorgunsun, artık yatmalısın. Uyuyacak değilim Murat. Yanımda kal da bana anlat hadi. Bana itimat et, hadi uyumaya çalış. Cesaretini kaybetme. Murat! Kız nerede? Yatmaya gitti, çok yorgun da. Bak sen nazenine. Yorgun ha? Şimdi görüşürüz onunla. Hemşer aşağı in. No, artık Allah rahatlık versin demeden mi yatıyoruz? Böyle mi terbiye verdiler sana? Murat yorgun olduğumu gördü de sen yat daha iyi olur dedi. Murat mı söyledi? Şunu kafana iyice koy ki bu evde söz geçirecek bir tek adam varsa o da büyük oğlum Tarık'tır. Ben bile onun sözünü dinlerim. Bilmiyordum efendim. Bana bugüne kadar yaptığınız iyilikleri bundan sonra yapacaklarınızı ödemem için. Ya dediğim gibi hareket edersen sana yardım ederim. Yo, bugün yaptığın gibi yapar. Tarık'a para getiremezsen karışmam vallahi. Siz merak etmeyin. Ablamı bulunca sana kadar teşekkür borçlu olduğumu söyleyeceğim. Teşekkür filan bilmem ben. Ne fırıncı ne bakkal teşekkürle bir şey vermiyor. Ablanı bulacaksın da o da sana para verecek. Oho! Ölme eşiğim ölme. İyi ama bilmem de para yok ki. Yok ama pekala kazanabilirsin. Hem kazanacaksın da ben sana yolunu öğreteceğim. Bu söylediğiniz çok kötü bir şey. Ablamı bulmak için para kazanmama ne lüzum var? Ya. Seni sokakta bulup yanımıza aldık diye mi böyle oldu? Avukatlık istemem ben. Ben ne söylersem yapacaksın. Şu ellerini gelene geçene uzatacaksın. Acıklı sözler söyleyip herkesin merhametini uyandırmaya çalışacaksın. Bu dediğiniz basbayağı dilencilik. Nihayet kafana dank dedi. Demek bana yardım eder görünüşünüzün asıl sebebi buymuş. Ya. Tabii ya. Ne sandın? Sana bir kere söyledim, ablanı bulmaya çalışırız o kadar. Ama buluncaya kadar seni sokak sokak gezdireceğim. Hem kendi ekmek paranı hem bizim ekmek paramızı kazanmaya çalışacaksın. Açıkçası dileneceksin. Yapamam, dilenemem ben. Allah aşkına bana dilencilik gibi aşağılık şeyler yaptırmayın. Şuna bakın öyle, bir de utanmadan mesleğime dil uzatıyor. Yapamam bunu, yaptıramazsınız bana. Görürüz. Görürsün sen. Bizim ailede söyleneni yapmayanlara nasıl muamele edildiğini gösteririm. Bundan sonra kendin kazanmadan bir lokma yok sana. Thank you.
tuzaktan kurtardınız. Temiz bir eve yerleştirdiniz. Kız kardeşimi arıyorsunuz. Size öyle minnettarım ki. Hayır, minnet istemiyorum Gül. Çünkü seni çok seviyorum. Seni ilk gördüğüm o feci dakikalarda kendini büyük bir asalete müdafaa ederken sevdim. Ve inan ki sevmekte devam edeceğim. Söyledikleriniz çok fena Özlem Bey. Bana karşı beslediğiniz bu temiz hisleri çok iyi anlıyorum. Ben de bütün hayatımı dolduracak olan böyle bir hisse yabancı değilim. Fakat bugün için kendimi sevinmek saadetine bırakmaya hakkım olmadığını bilmeniz lazım. Ancak kardeşimi bulduğum, ona karşı mesul olduğum vazifelerimi yaptıktan sonra mesut olmaya hak kazanabilirim. Gül, beni ne kadar mesut ettiğini bilemezsin. Bundan sonra kardeşini daha büyük bir şekle arayacağım. Emin ol, muvaffak olacağım Gül. Kendime hakim olamayıp sana söylediklerim için beni affet. Çünkü bundan sonra girişeceğim mücadelede önceden senin rızanı ve vaadini almam lazımdı. Ne vaadi? Eşim olacaksın Gül. Senden bu sözü aldıktan sonra bu sırrımı bilmeye hakkı olan birine açılmam lazım. Halama. Sen de bir anne gibi dört elle sarılabilirsin. Bu kararımı sonra anlatacağım Gül. Seni seviyorum, sana inanıyorum. Bu bile az sana. İnat et bakalım. Daha ne kadar aç kalmaya tahammül edebileceksin? Nerede kaldın bu saate kadar? Ancak gelebildim anne. Ne ahlaksız seni. Bir de namustan bahsedersin ha? Bizim hakkımız olan paranın içinden çalıp yukarıdaki pasaklıya süt aldığın zaman namus nerede? Bağırma anne, ne olursun yavaş konuş. Ben bağırmayayım da kimler bağırsın? Hayırsız evlat, seni doğuracağıma taş doğruydum keşke. Ben ne fenalık yaptım anne. Kızcağız bunca zamandır açtı, biraz süt içsin bari dedim. Allah Allah, bunun tasası sana mı düştü? Utanmasan ona aşık olduğunu söyleyeceksin. Anne. Zaten kabahat o pis kızda. Ben şimdi ona gösteririm. Hala inadın inat mı? Merhamet edin bana. Acıyım biraz, ne olur. Çıkar dışarı anne, çıkar da iki lokma bir şey ver. Senin sesin hala kısılmayacak mı? Merhamet edersek, acırsak ne olacak? Bizde pazarlık yok küçük hanım. Ya dediklerimi yaparsın ya da açlıktan ölürsün. Dediklerinizi yapacağım. Ah şöyle, yola geldin nihayet. Avuç açacak ve merhamet uyandıracak bir sesle dileneceksin. Anlıyor musun? Para vermezlerse asılacaksın. Peşlerinden gideceksin. Sulu gözlü olacaksın. Böyle ağlayacaksın. Dilencilik böyle olur. Dediklerinizi yapacağım. Sakın bana bir oyun oynamaya kalkma. Ben verdiğim sözü tutarım. Yemin ediyorum size. Şimdi sana yiyecek bir şeyler almak lazım. Ben hemen gelirim. Hem de meyhaneye uğrayıp tarığıma müjde vereyim. Murat, niçin konuşmuyorsun? Artık beni korumaktan vaz mı geçtin yoksa? Şimdiye kadar korudum da ne yapabildim sanki? Orası mühim değil. Aklından bana yardım etmeyi geçirmen bile teselli ediyor beni. Hep iyidir açsın. Hastalanırsın belki. Onun için sana süt aldım. Aman çabuk, hiç annem görmesin. Teşekkür ederim. Annemin getirdiklerinden de yiyince biraz kendine gelirsin. Dilenciliğe nasıl razı olduğuma şaşmadın mı? Tabii. O kadar aç kaldım ki elbette dayanamazdım. Hayır. Ben
Ben bu işe isteyerek razı oldum. Şarkı söyleyerek sesimi dile duyurabileceğimi düşündüm. Eskiden beri söylediğim, onun da bildiği bir şarkı vardır. Hep onu söyleyeceğim. Böylece sokak sokak dolaşırken bir gün ablamı bulurum elbet. İnşallah sevgi, inşallah buluruz onu. Ne kadar iyisin sen. Rahatsız ettiğim için özür dilerim doktor. Üzüntünün sebebini tahmin ediyorum kızım. Vicdan azabı çekiyorum. Kolay değil bu doktor. Tam 18 sene gece gündüz bir yavrunun hasreti ateşiyle mahvoldum. Durumu yakinen bilen bir aile doktorumuz olarak sizinle konuşmaya karar verdim. Sizi rahatsız ettim. Üzülme. Unutma ki hastalar doktorlarını sadece rahatsız oldukları zaman aramazlar. Bana yardım edebilir misiniz? Size ben değil, hiç kimse yardım edemez Nalan Hanım. Unutmayın ki bu sırrı bilmemesi icap eden bir kocanız var. Hem de sizi seven bir koca. Şimdi size sadece sabırlı olan demek düşüyor bana. Elimde değil doktor. Bu dert korkunç bir hastalıktan daha mühim bence. Unutmayın ki bu hastalığı doktorlar da tedavi edemez. Ancak her derde deva bulan Allah'ın halledeceği bir iş bu. Şu amaya merhamet buyurun efendim, bir sadaka. Bu kızcağızı mı? Evet efendim. Bu yaşta ha? Vah zavallı. Biz ailesi de ne kadar ıstırap çekiyoruz bir bilseniz. Şöyle ışığa dön evladım. Başını kaldır bakayım. Hı? Ne kadar baksanız para etmez. Kim söyledi onu? Herkes söylüyor efendim. Ben doktorum evladım. Doktor mu? Siz doğuştan ama değilsiniz değil mi? Hayır doktor. Bu felaket bir yıl önce başıma geldi. Peki o zamandan beri hiç tedavi etmediler mi sizi? Belki biz fakiriz doktor. Nasıl tedavi ettirebiliriz onu? Söyleyin doktor. Ümit var mı yoksa? Kendisine yoluyla anlat. Kurtaracağımı sanıyorum onu. Yarın Cerrahpaşa Hastanesi'ne getiriver kızı. Aksaray tarafında değil mi? Çok geldim ben oraya. Ben de galiba tanıdım seni. Sen meşhur Üsküdarlı Fatma kadın değil misin? Bir daha yaş kocan vardı. Evet doktor, sizlerim. Yarın muhakkak kızı getir bana. Al kızım. Teşekkür ederim efendim. Gidelim hanımefendi. Doktor sizi bir kenara çekip neler söyledi? Ne diyecek? Sana acıdı. Gözlerinin açılmasına imkan yok. Üzüleceğini düşünerek sana söylemedi. İmkan yokmuş.
Hep buralarda dolaşmayalım, biraz da başka yerlere gidelim. Hep aynı yerde geziyoruz diye şikayet etmiyor muydun? Allah sizden razı olsun. Hadi yürü. Eniştenin sözünü dinlemen lazım Özlem. Hürşit Bey'in kızı Hülya ile evlenmelisin. Bu usta benden konuşmalı. Maalesef eniştemin arzusunu yerine getiremeyeceğim. Hatta senden daha açık konuşmaya geldim. Sevdiğin başka bir kız mı var? Evet hala. Peki evlenmek için daha evvel niçin harekete geçmedin? Eğer kız fakirse bana söyleseydin, senin mesut olman için bütün servetimi bağışlardım ona. Kimin kızı? Zengin bir hala, fakir bir kız. Bize layık mı? Böyle konuşmalı. Onu bir kere görseniz anlarsınız. O zaman siz de bana dersiniz ki... Sana derim ki bana ve eniştene itaat edip derhal evlen. Bunu siz mi söyleyecektiniz hala? Bunun gibi bir hadise yüzünden bu kadar acı çekmiş olan siz mi? Bunu nereden biliyorsun Özlem? Annemden. Ölmeden önce bana maceranızı anlatmış ve sizi koruyacağıma dair yemin ettirmişti. O halde her şeyi biliyorsun. Ben aileme itaat ettim, kendimi ebedi bir hüzne boğdum. Keşke o zaman evladımı dünyaya getirmeseydim. Masum yavrunun bedduasını almış olacağım ki bunca senedir ıstırap çekiyorum. Bu kadar acı çekmiş ve çekmekte olan siz şimdi gene bana enişteme itaat etmemi söyleyecek misiniz? Aslı. Sevdiğim kız da adamın odasında hala. Ona sizden bahsettim. Dadının odasında mı dedin? Bunu yapmamalıydın Özlem. Ya enişten duyarsa? Duymuştum da inanmamıştım. Kim olduğu belirsiz bir kızı köşkümüze getirecek kadar kendinde cesaret buluyorsun öyle mi? Onu seviyorum enişte. Ne bahasına olursa olsun evlenmeye karar verdim. Kardeşim! Onun sesi! Onu nihayet buldum! Bırakın beni! Yalvarırım size, bırakın beni! Seni kolay kolay bırakacağım mı sanıyorsun? Yalvarırım, bırakın! Gidiyor, ne zamandan beri onu arıyorum! Serbet avcuların numaraları bunlar! Seni kolay kolay bırakacağımı zannetme sakın! Bu kadar haşin olma Mithat, biraz anlayış göster! Sevgi! Sevgi! Sevgi kardeşim! Abla! Ablacığım! Bu kadar basit numaralara inanacağımı mı zannediyorsun? Yalvarırım, bırakın beni! Bırak enişte, bırak kızı da kardeşini bulsun. Ben karışma! İcab ederse karışırım. Bana karşı mı geliyorsun? Nasıl kabul ederseniz. Sus da! Mithat! Mühim bir şey değil Nalan Hanım. Merak edecek bir şey yok. Neredeyse kendine gelir. Size çok teşekkür ederim hanımefendi. Bana çok yardım ettiniz. Siz bu yardıma layıksınız. Size yardım edebilir miyim kızım? Beni buradan uzaklaştırın efendim. Sizden bunu rica ediyorum. Niçin gitmek istiyorsunuz? Özlem'in sizlerle arasını açmaya hiç hakkım yok. Üstelik bana yaptığı evlenme teklifini de kabul etmeyeceğim. Neden kızım? Biz fakir insanlarız efendim. Ona hiçbir zaman layık olmadığımı biliyorum. Ben zaten yolumu çizdim hanımefendi. Kardeşimi kaybettim. Onu arıyorum. Bana yardım eder misiniz? Nasıl oldu bu iş? Bizi zorla ayırdılar efendim. Biçare kardeşim şimdi tek başına sokak sokak dolaşıyor. Kardeşimi bana bulun hanımefendi. Eğer onu bana bulursanız, kalbindeki aşkı söküp atamasam bile susturmasını bilirim. Size Allah'ın huzurunda yemin ederim ki bir daha ismini bile duymazsınız. Söyleyin, kardeşimi bulabilir misin? Kardeşini bulmak benim için zor bir şey değil kızım. Yalnız tarif et bana. 18 yaşında kör bir kız. 18 yaşında kör bir kız mı? Evet hanımefendi, adı da Sevgi. Sevgi, anlat bana. Senin öz kardeşin mi o? Hayır efendim. Babam küçükken bir cami avlusunda bulmuş onu. Kardeşim değil ama bir öz kardeş kadar severiz birbirimizi. Kızımı buldum. Kızımı buldum. Kızım mı dediniz? Evet yavrum. Sevgi'nin annesiyim ben. Onu bulalım ne olursunuz. Kadının Üsküdar'lı olduğunu söylemiştiniz değil mi? Evet Nalan Hanım. Üsküdar'da Fatma kadını herkes tanır.
Yürü kızım, sevgiyi bulduk. Tanrım sana şükürler olsun. Ben artık dinlenmeyeceğim diye tutturdu. Onu yola getirmek için iyi bir fikrim var. Nedir o? Eğer benim karım olursa sözünden dışarı çıkamaz. Nasıl fikrim anne? He? Sen deli misin abi? İkide bir karşıma çıkıp adam gibi sözüme karışma. Ben aklıma koydum, bu kız benim olacak. Her istediğimi yaparım ben. Evet, seni istiyorum. Karım olacaksın. Yapmayın, yalvar. Bırakın beni. Ne isterseniz yaparım yalnız. Dokunmayın bana. Doluk çıkaran kadınlardan hoşlanmam ben. Benim olacaksın, o kadar. Hayır. Hayır, hayır. Kimi aradınız? Fatma Hanım burada mı? Evet, ne istiyorsunuz? Kendisiyle muhakkak konuşmam lazım da. Yalnız mısınız? Evet, ikimiziz. Öyleyse buyurun. Söyleyin bakalım, Fatma Hanım'dan ne istiyorsunuz? Birini mi aradınız? Evet, genç bir kız. Genç bir kız mı? Benim böyle bir tanıdığım yok. Siz sokaklarda dilenmiyor musunuz? Yanınızda şarkı söyleyen bir genç kız yok mu? Yalan söylüyorsunuz. Bu ne? İşte kardeşime elimle ördüğüm askı. Doğrusunu isterseniz ben sizi üzmeyeyim diye söylememiştim. Çünkü... Söyleyin, söylesenize. Sokaklarda kaybolmuş bir kız görmüş. Acımış, yanıma almıştım. Niçarenin parası yoktu ki. Anneni bul bak yavrum. Annem mi? Anneciğim. Vah kızım benim. Yürü evimize gidelim. Buradan kimse dışarı çıkamaz. Yolumuzu mu kesiyorsunuz? Hele bir sesinizi çıkarın görürsünüz. Bizim sülalemiz solca katildir. Anlıyor musunuz? Artık bu kadar yeter. Çekilin ondan. Bana karşı geliyorsun ha? Evet. Şimdiye kadar ödümün koptuğu abime karşı geliyorum. Beğenemedin mi? Artık korkmuyorum senden. Seni cesur bir erkek sanırdım. Senin cesaretin meğerse yalnız kadınlara karşıymış. Sana son defa söylüyorum. Bırak şu kadınları gitsinler. Emredersiniz beyim. Alay etme abi. Sonra fena olacak. Ne olacak yani? Pısırık, korkak herif. Şu bıçağı yersin yüreğine. Bana bıçak çekiyorsun ha? Utanmadan abine bıçak çekiyorsun ha? Siz şimdiye kadar yaptıklarınızdan utandınız mı? Bırak anne. Onda o yüreğin olduğunu mu zannediyorsun? İşte üzerine geliyorum, vur beni. Üzerime gelme. Yoksa yersin bıçağı abi. Sende o cesaret var mı? Gelme abi. Gelme üzerime. Gelme. Öldürdü. Öldürdü. Oğlum öldürdü. Dur bir gidin. Gidin artık. Ya sen? Benim için katil oldun Murat. Sen ne yapacaksın? Adaleti bekleyeceğim. Oğlum benim. Kim işler bu cinayeti? Susun. Oğlumu uyandıracaksınız. Uyuyor. Ben öldürdüm onu. Ben efendim. Teslim oluyorum.
Beni affet karıcığım. Doktor her şeyi anlattı. Müsaade edersen kızımı bağrıma basmak istiyorum. Sevgi yavrum, baban geldi. Babacığım. Allah'a ısmarladık sevgi. Şu an görmeye öylesine istiyorum ki babacığım. Yakında göreceksin kızım.